videomuzda Etruşka armut çeşidi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Şu an Haziran'ın 8'i 2014. Mersin'in Mutunkesi'ndeki 250-300 rakamı, tahmini 250-300 rakamlı bir armut bahçesindeyiz. Bu bahçede yaklaşık 3 tane çeşit var. Etruşka, Haziran güzeli ve Akça. Bu bahçedeki Etruşka çeşidini inceleyeceğiz. Videoyu izleyen arkadaşlara bu çeşit hakkında bilgi vermeye çalışacağız ve tanıtmaya çalışacağız. Şu an önünde bulunduğumuz meyveli ağacımız Etruşka. Gördüğünüz gibi yani ağacımızın üzerinde neredeyse yaprakla eşit sayıda meyve var. Erkenci armutlar arasında Etruşka en verimli çeşittir. Yani bu konuda bunu net olarak söyleyebiliriz. Ne Akça ne Haziran güzeli Etruşka'nın verim konusunda yanına yaklaşabilir. Çeşidimiz Yarabodur. Anacı Yarabodur. OF-333. Üzerindeki çeşit Etruşka çok erken yaşlarda meyve vermeye başlıyor Etruşka. Hem kendi özelliği çeşit olarak erken başlarda meyve vermeye başlıyor. Anaç da OF-333 Yarabodur olduğu için 4. 5. yaşındaki ağaçta böyle baktığımız zaman bu ağaçta hani 70 kilodan 80 kilodan aşağı meyve yok. Yani bunu kesin söyleyebiliriz. Firmamızın halde komisyon dükkanı da olduğu için oradaki fiyatlara da ulaşabiliyoruz. Şu anda Akça ve Haziran güzeli Mut'ta bu sene toplandı. Yavaş yavaş bitmek üzere. Bu çeşit aşağı yukarı bir hafta 10 gün sonra sada gelecek. Ve o sürede Santa Maria henüz daha tam başlanmış olacak. Bursa'nın Santa Maria'sı tam başlanmış olacak. Ve bir geçiş zamanına denk geleceği için bu çeşit çok güzel ve çok sürümlü bir şekilde satışa sunulacak. Şu anda zaten armut halde 3,5-4 TL civarında. Bu çeşit de hale geldiği zaman en az 4-4,5 TL'den satışa rahat bir şekilde sunulacaktır. Bundan kesinlikle eminiz. Şimdi niye erken armutlar arasında size şöyle bakalım. Etruşka'ya tek geçiyoruz. Çok erken verime yatıyor. Çünkü 4. yaşında verime yatabiliyor. Ve bu verimi istikrarlı bir şekilde her sene veriyor. Biz bu bahçeyi 3-4 yıldır sürekli kontrol ediyoruz. Çünkü bu bahçenin etrafında bizim firmamızın fidan üretim parselleri de var. 3-4 yıldır kontrol ediyoruz. Her sene Etruşka bu verimi rahatlıkla verebiliyor. Yani şey yok, sene aşırma, periyodiste yok, değil mi? Etruşka'da böyle bir sıkıntı yok. Yıl aşırma dediğimiz, periyodiste dediğimiz böyle bir problem yok. Her sene bu verimi veriyor. Yani tabiri caizse armut fabrikası. Armut fabrikası. Bakarsanız şöyle ip bağlamış bahçe sahipleri dalın kırılmaması için. Evet. Bu bahçedeki başka Etruşka ağaçlarına da bakalım. Şurada bir Etruşka ağacı var. Görüyorsunuz. Bu meyve yaklaşık bir hafta içerisinde bu meyve toplanmaya başladı. Şöyle baktığınız zaman yani mükemmel bir verim var. Hani, çok güzel bir renk de var. Hani ağacın bir kısmı değil, ağacın her tarafı. Tabii ağacın hem üst dallarından hem etekte hem gövdede bu verimi verebiliyor. Evet, sıvama meyve. Yani çok acayip bir tutum var bu Etruşka'da. Bilhassa erkenci bölgelere bu çeşidi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Santa Maria'dan bir 15 gün erken çıkıyor. Akça'dan yaklaşık bir hafta 10 gün sonra Haziran güzelinde yaklaşık bir hafta sonra sada geliyor. Santa Maria ile bu Haziran güzeli Akça arasında çıktığı için boşluğa denk geliyor ve çok güzel para yapıyor. Verimini de görüyorsunuz gözle. Şimdi o çeşit de Etruşka. Şimdi şu çeşite bakalım. Evet, bu da Etruşka. Evet, gördüğünüz gibi çeşitlere çok acayip bir verim var. Bu çeşite bakalım. Yine bir de Etruşka. Bu bahçede şu anda görüyorsunuz Haziran güzeli ağaçları da var. Şu kısmen dik gelişen ağaçlar çekelim isterseniz. Haziran güzeli. Onlar toplanmış. İşte yavaş yavaş Etruşka ağacı verime hazırlanıyor. Çok acayip bir verim var Etruşka ağacında. Kırmızı yanak yapmış. Albenisi de süper. Süper. 4-4'lük. Buna bakarsanız şu uzaktaki Etruşka ağacı. Hemen bakalım. Buna da bakalım isterseniz. Çok acayip bir meyve tutumu var.
Hemen solundaki de. Gördüğün gibi şey yapmışlar. Çok acayip bir meyve tutumda. Armut geç çiçek açmasından dolayı hem düşük rakımlarda 250, 300, 400, 500, 600, 700 hem de yüksek rakımlarda taban arazilere bizim tavsiye ettiğimiz en önemli türdür armut. Erikten geç çiçek açar, kayıstan geç çiçek açar, şeftaliden, nektarinden, bademden geç çiçek açar. Bu özelliğinden dolayı taban arazilere, birinci derece don bölgelerine, ırmak bölgelerine hem sahilde hem meylada armutu ve erkenci bölgelerde, Mut gibi erkenci bölgelerde, Mersin'in bir ilçesindeyiz, 200-300 rakımlarında kesinlikle tavsiye edebileceğiniz bir çeşit. Sahil kenarlarında biraz sıkıntısı olabilir çünkü soğuklamasını alamayabilir, soğuklama ihtiyacını alamayabilir. Ama muta benzer iklim yapısına sahip bölgelerde, soğuklamasını alabilecek bölgelerde Etruşka'nın şu an alternatifi yok. Kesinlikle bu bölgede soğuklamasını da alabiliyorsa mutlu alıyor. Ama bir başka mesela Mersin'in sahil bölgesinde olmayabilir. Mersin'in ovasında veya Çukurova'da sahil bölgelerine bu soğuklama ihtiyacı almayabilir. Ama biraz böyle yukarılara sonra doğru olduğu zaman çok güzel verim olur. Alır. Yani şu verime bakın yani 13 gibi tutmuş. Şöyle bakarsanız şu da var. Ve her sene. Her sene de bu verim veriyor. Evet. Ve fiyatlar da çok güzel. Mut tabi sahilden uzak olduğu için evet. Nem de burada düşük oluyor. İlaç teması nemli olan bölgelere göre daha az oluyor. Mutun bu konuda çok özel bir iklimi var. Şu ağaca bakalım. Yani gördüğünüz gibi yani meyve çok kaliteli. Ağaçtaki verim çok kaliteli. Bakarsanız Etruşka'nın verimi harikulade. Şu bölgeden bakalım isterseniz. Meyveler lamba gibi böyle. Yani dal kırılmamak için çok zor tutuyor meyveleri. Bu şekilde bakabiliriz. Biraz daha şöyle gidelim. Haziran güzelleri yavaş yavaş toplanmış. Etruşkalar da verim. Evet, şu da. Şuraya bakarsanız çok güzel bir şu arada meyve tutumu var. Çok göze hitap edebilecek bir meyve tutumu. Biraz daha yukarılara gidelim isterseniz. Çeşidi arazi içerisinde muhtelif yerlerde var. Tek çeşitten kurulmamış bahçe. Türetruşka ağacı. Çok acayip bir meyve var. Türetruşka ağacı. Burada yine Türetruşka ağacı var. Zaten Türetruşka'nın yapısı Haziran güzeli ve Akça'ya göre daha farklı. Biraz daha yaygın gelişme gösteriyor. Bakın şurada Türetruşka ağacı. Bakarsanız çok acayip, çok güzel derim var. Yine bakarsanız şu da Etruşka ağacı. Dikkat ederseniz biraz daha budaması zayıf olan ağaçlarda güneşin az girdiği ağaçlarda rengi biraz daha az yapmış. Daha önceki gördüğümüz ağaçlar budaması biraz daha iyi olduğu için renklenme, kırmızılık, al yanaklık daha güzeldi. Bunda biraz daha kivit rengi, kivit yeşili var. Ama bu da tabii biraz daha renklenecek. Bakalım. Şurada bakın Etruşka ağacı. Yaklaşık bu ağacın boyu 2 metre. Yaşı da en fazla 4 veya 5. Ama çok acayip bir verim var. Neredeyse şöyle etrafında 4 metre var. Dal kırılacak. Kiloya yakın bir verim var. Şöyle bakın. Arazinin içerisinde farklı yerlere dikilmiş Etruşka ağacı görebiliyoruz. Bakın Haziran güzeli. Haziran güzeli. Şurada bir tane Etruşka ağacı var. Gördüğünüz gibi harikulade bir tutum var. Harikulade bir tutum var. Gördüğünüz gibi çok güzel tutmuş. Nereden baksanız şu ağaçta da 40-50 kilo civarında meyve var. Şu ağaca bakalım. Bakın bu da Etruşka ağacı. Bu da Etruşka. Çok güzel bir tutum. Çok güzel bir tutum. Bakın. Yani şimdi şu ağaçta şu yukarı 40-50 kilo meyve var. Bunun aşağı yukarı ikincili, birincili 3,5 lira gittiğini farz etseniz yani 170-175 lira bu çiftçimiz bu ağaçtan gelir elde edecek. Allah bereket versin. Bakın,
şu ağaca bakın yani. İnsanın baktıkça bakası geliyor. Şu ağaçtaki tutum bakın Allah aşkına. Çeşidimiz etruşka. Çok güzel bir tutum var ağaçta. Mükemmel bir tutum var. Yani nereden baksanız 80-100 kilo civarında şu ağaçta verim var. Ortalama 3-4 lira gittiğimiz için şu ağaçtan bu çiftçimiz 400 lira yakın bir para kazanması ihtimaldir. Evet, etruşka çeşidimizi bu videomuzda tanıtmaya çalıştık. Umarım videoyu izleyen arkadaşlar verdiğimiz bilgilerden faydalanmışlardır. Diyeceklerimiz etruşka ile ilgili. Diyeceklerim şu an için bu kadar. Çekebilirsiniz. Şöyle yandan da çekebilirsiniz. Çok güzel bir tutum var. Salkım salkım tutmuş.